Beyaz Kafe tüm hızıyla sürüyor. Değerli konuğum Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen. Hoş geldiniz Tamer Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Bir kere tebrik ederiz. Amerika'dan geldiniz. Çok sağ olun. Yatırım ülkesi nezdinde Türkiye'yi 4 yılda 3. kez öne geçirdiniz mi diyelim, birinciyi ilan ettiniz. Ne anlamı var? Yani yatırım ülkesi dediğimizde biz yıllar önce bilişimle kalkınıyor demiştik Türkiye. Biz de şu günlerde hep konuşuyoruz. İşte büyümeyi konuşuyoruz. %4'ü tutturabilir miyiz diyoruz. Büyüme modelimiz ne olsun diyoruz. Dünyadaki fotoğrafın ne kadar hızlı değiştiğine bakıyoruz. Bu anlamda yatırım ülkesi bilişimde özellikle olmak için ne kadar şansımız var? Önce ben şey anlatayım, bu kupanın ne anlama geldiğini anlatayım izin verirseniz. Lütfen. Bu kupa her sene Microsoft'un belli karneleri var baktı. İşte büyüme oranları, müşteri memnuniyeti, çalışanların memnuniyeti, şirketteki kadın erkek oranı gibi böyle 25-26 tane baktıkları KPI dediğimiz bir karne var. Bu karneye göre dünyadaki ülkeleri şey yapıyorlar, sıralıyorlar. Ve biz çok güzel bir şekilde son 4 yılda 3 kere dünyanın en iyi ülkesi seçildik ki Türkiye için bir ilk oldu bu. Ve Türkiye, Microsoft dünyasında çok daha farklı bir yere gelmeye başladı. Çünkü bunu bir kere aldığınızda işte şans olabiliyor. İlk kere aldığınızda hani ivme olabiliyor ama 3 kere arka arkaya alınca bu aslında sürdürülebilir bir büyüme olduğunu, sürdürülebilir bir gelişme olduğunu gösteriyor. Bunun 2 tane anlamı var. Hani biz çalışanlar için çalışmamızın karşılığında böyle bir kupa, bir şampiyonluk, insan alışıyor şampiyonluğa, onun getirdiği güzel bir şey var ama aynı zamanda bu Türkiye'nin, Türkiye'deki iş ortaklarımızın, Türkiye'deki şirketlerin bilişim konusunda belli bir hata yapmaya başladıklarını gösteriyor. Çünkü bizim burada rekabet ettiğimiz ülkeler Çin, Brezilya, Rusya gibi çok hızlı büyüyen ülkeler ve Türkiye büyüme hızında teknoloji anlamında bu ülkeleri yakalamış durumda. O anlamda ben bunu çok pozitif bir gelişme olarak görüyorum Türkiye için. Fakat buna rağmen biz hala Brezilya'nın, ondan sonra Rusya'nın 6 kat, 5 kat aşağısındayız bilişim teknolojisi konusunda. Yani gideceğimiz hala çok büyük bir yol var. Yani tüketici olarak iyiyiz ama üretici olarak... Yani tüketici olarak yani internet kullanımında, sosyal medya kullanımında çok iyiyiz ama şirketlere baktığımız zaman şirketlerin yaptıkları bilişim teknoloji yatırımlarına ve ülkenin bilişim teknolojilerine yaptığı yatırıma baktığımızda bunu gayri safi milli hasılayla karşılaştırırsak, yani gayri milli safi hasılayı aynı tutup orada bilişim teknolojilerine yapılan yatırıma bakarsak Brezilya, Rusya bizim hala 4-5 katı ilerimizdeler. Yani oradaki şirketler ya kendi şirket bazlarında ya da bütün bazında 5-6 kat daha fazla yatırım yapıyorlar. Bu da niye çok önemli? Biliyorsunuz artık teknoloji en önemli konu haline gelmeye başladı. Olmazsa olmuyor. Ve dünyada rekabete girebilmeniz için, rekabet yapabilmeniz için katma değerli mallar üretmeniz gerekiyor. Ve burada teknolojisinin bu katma değerli mallar üretmenizde, üretiminizi arttırmanızda, maliyetinizi düşürmenizde çok ciddi bir etkene sahip. Evet. Türkiye'de bu ciddi anlamda bir son 4 yılda bir ivme kazanmaya başladı. O açıdan çok mutluyuz tabii. Burada herhalde ivme daha da artacaktır. Sektörün geneli için söylediğimizde, bilişim dediğimizde. Zira akıllı tahta, akıllı tablet, Fatih projesi. Onunla ilgili önemli ihale süreçleri başladı. Hatta son olarak akıllı tahtaya 1.3 milyar dolarlık teklif geldi. Bu nezle aslında Fatih projesinde siz de yer almak istediğinizi bildirdiniz. Hangi noktalarda ne kadar iddialı bir talipsiniz? Fatih projesi çok önemli bir proje ve çok da doğru bir proje. Eğer doğru yapılırsa, doğru hayata geçirebilirse Türkiye'yi gerçekten farklılaştırabilecek bir proje. Çünkü niye? Çocuklarımız işte birinci sınıftan itibaren teknolojiyi kullanmayı öğrenerek hayata başlıyorlar. Bu çok önemli bir farklılık. Mesela biz Microsoft'ta bile şu anda baktığınız zaman en fazla kullanılan ürünler iş hayatınıza geldiğinizde ne? İşte Excel kullanıyorsunuz. Ondan sonra Word kullanıyorsunuz. PowerPoint kullanıyorsunuz. Artık her şeyi bir prezentasyon yaparak anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Biz kendi şirketimizde bile kendi ürünlerimizi çok iyi bilen çok sayıda arkadaşımız yok. Yani toplamda biz işte 450 kişiysek 450 kişinin belki %10'u her 3 ürünü de çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Burada öğrencilerimizin bunu çok erken yaştan öğrenerek iş hayatına çok farklı bir şekilde bunları bilerek atılmaları gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışındaki gençlerle kıyasladığımızda onlara çok büyük bir fark yaratacak. Bu sadece işin bir tarafı, bir de bunun yanında istediğiniz bilgiye istediğiniz anda ulaşma gibi bir sürü önemli tarafı var Fatih projesinin. Burada ama birkaç şeye çok dikkat etmek lazım. Bunlardan önemlisi burada 3 tane çok önemli şey var,
Sacaya. Neler var? Sacaya var. Bunlardan birincisi öğrenciler. Öğrencilerin cihazları iyi kullanması gerekiyor. Ondan sonra doğru şekilde buradan bir yarar almaları gerekiyor. İkincisi anne babalar. Anne babaları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Çocuklar bunu nasıl kullanacaklar? Fazla mı kullanacaklar? Az mı kullanacaklar? Nerede doğru kullanacaklar? Üçüncüsü de öğretmenler. Öğretmenlerin de çok eğitilmesi gerekiyor. Ve buna baktığımızda aslında bunun çok önemli sosyolojik ve pedagojik şeyi var, tarafı kesinlikle var. Kesinlikle dönüşüm var ve dediğiniz o sacı ayaklar çok önemli. Öğretmenlerin başta buna hazır olması gerekiyor. İlk baştan bununla ilgili ne kadar süreç sağlıklı işliyor? Yani burada işte projenin çok uçtan uca holistik bir şekilde bakılıp ondan sonra bu saç ayaklarının çok iyi eğitilip bunların hazırlanması gerekiyor. Ve bunun için biz de Milli Eğitim Bakanlığı'yla ondan sonra buradaki Fatih Projesi'yle ilgilenen birimlerle beraber çalışıp bunun belli parçalarını kurmaya çalışıyoruz. Biz burada işletim sistemini sağlıyoruz. Bu akıllı tahtaların, tabletlerin, işletim sistemlerinin Microsoft olması bizim için burada ilgilendiğimiz konu. Burada tabii Microsoft olması bizim için çok güzel bir şey olur. Onun için de Türkiye'ye her türlü ilgiyi ve yardım ve yatırımı yapmaya hazır Microsoft. Evet. Son derece önemli bir dönüşüm. Dediğiniz gibi hem sosyolojik açıdan hem de pedagojik açıdan da hatlarının çok iyi çizilmesi gerekiyor. Yani bunun sadece bir hani al cihazı git projesi olmaması lazım. Çok kapsamlı bakılması lazım ve burada Araştıran sorgulayan biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Tüketiciden üreticiye dönmesi lazım çocukların. Yani burada sadece oyun oynadığınız değil ama aynı zamanda öğrendiğiniz bir şey. Tablet dediğimizde çocukların ilk algıladığı şey oyunlar. Oyunlar. Bir de mesela bunun çok gidebileceği çok güzel yerler var. Mesela ne bileyim diyelim ki Şırnak'ta bir tane öğrenci var. Ondan sonra Ardahan'da başka bir öğrenci var. İkisi aynı problemi farklı metotlarla çözüyorlar. Bir tanesi diğerinden diyelim ki çok daha hızlı çözüyor. Onu nasıl o problemi nasıl algıladı, o problemi nasıl çözmeye yaklaştı ve bunu nasıl öğrendi diye buna bakarak onun yaptıklarını yani bir öğrencinin yaptığını bütün sisteme yayabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki bir öğretmen başka bir öğretmenden çok daha iyi anlatıyor konuyu. Çünkü sınıfındaki öğrenciler konuya çok daha hızlı adapte oluyorlar ve çok daha iyi skorlar alıyorlar. Alıyorsunuz o öğretmeni inceliyorsunuz. O öğretmenin anlatım tarzını, o konuyu nasıl anlattığını bütün Türkiye'ye yayabiliyorsunuz. Ve burada ne oluyor bir anda? Çıtayı yükseltmiş oluyorsunuz. Çıta yükselince ne oluyor? Okuldan mezun olan öğrenciler konuyu çok daha anlamış bir şekilde, çok daha iyi öğrenmiş bir şekilde Eğitimde fırsat eşitliği diyebiliriz. Yani fırsat eşitliğinden sizin ziyade teklifte verdiğiniz bir anlamda yazılım böylesi bir servisi mi beraber? Yani bizim burada verdiğimiz bir yazılım var. Bir de bu yazılım üstünde yapılabilecek verilen içerik var. Ondan sonra aynı zamanda bu içeriğin nasıl öğretildiği var. Yani birkaç tane katmanı var bunun. Biz her katmanda burada beraber çalışıyoruz. Çünkü Microsoft eğitime yıllardan beri çok büyük yatırım yapan bir şirket. Bizim bu eğitim konusunda çok önemli platformlarımız var. Eğitim konusunda geliştirilmiş çok önemli projelerimiz var. Bu konudaki belli dünya standartları zamanında Microsoft tarafından yazılmış. Ve bu bilgiyi, bu birikimi Türkiye'ye aktarmaya hazır Microsoft. Yani bir şekilde dünyanın ne bileyim işte Los Angeles'taki bir okulda kullanılan bir metoddan tutun da dünyanın başka bir yerinde iyi kullanılmış metodun hepsinin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den burada çok büyük bir sıçrama olma şansı var. Evet. Ve Türkiye bunu bir şekilde aynı zamanda dünyaya da ihraç edebilecek durumda. Yani o açıdan doğru bir şekilde bunu hayata geçirebilirsek çok güzel bir proje olacak. Evet, bu konuda da iştahlı bir talip. Ya elimizden geldiği kadar burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Ondan sonra burada da çok iyi bir işbirliği var aramızda kamu kurumlarıyla. Son 6 dakikamız içerisindeyiz. Şimdi bir nokta var ki biz bugün anketimizde izleyicilerimize soruyoruz. Sahte hesabınız var mı diye. İsmine açılmış sahte hesabı var mı? Sadece Twitter adresine zira 20 milyonu bulmuş. İsmine açılmış, başkaları tarafından açılmış sahte adreslerin adedi. Hatta BTK başkanı bunu söyleyince bir yıl uğraştım kapattırmak için deyince ben size sormadan edemedim. Yani sosyal medya dönüşüm, hatta Bakan Yıldırım diyor ki Ekim ayı itibariyle bir düzenleme gelecek diyor. Burada tabii özgürlüklerin nerede başladığı, nerede bittiği, o fikir özgürlüğüyle ilgili o çok tartışılan ve tartışılması gereken de bir nokta. Şimdi bu süreçte anketimizde de izleyicilerimize sorarken ne dersiniz? Hani biraz önce dedik ya eğlence olarak kullanıyoruz. Bunu nasıl kullandığımız, bu bir süreç mi? Ne yapmak gerekiyor?
sahte hesaplarla mücadele için? Ne dersiniz? Bu dediğiniz gibi sosyal medya çok önemli bir konu. Dünyada baktığımız zaman 4 tane çok önemli trend var. Önümüzdeki dönemde teknoloji etkileyecek. İşte bunlardan bir tanesi mobil cihazlar. Mobil cihazların gelmesiyle hayatımıza artık bunlar neredeyse elimizdeki küçük bilgisayarlara dönüştüler. Akıllı telefonlar. Bu akıllı telefonların gelmesiyle çok ciddi bir internete her yerden ulaşabilme, internete her yerden ulaşabilmenin getirdiği çok büyük bir veri topluluğu olmaya başladı. Yani birincisi bu mobiller geldi. Arkasından mobillerin her yerden internete girmesiyle çok büyük bir veri dünyası çıktı ortaya. Arkasından bununla beraber bu sosyal medya dediğimiz kavram ortaya geldi. Bir de sosyal medyanın yanında bütün her şeyin buluttan yönetildiği, her şeyin buluttan kontrol edildiği bir yeni bir dünyaya geçtik. Ve her şey bu 4 tane büyük trend üzerinde gelişiyor. Bu anda sosyal medyanın da bir evrimden geçiyor Türkiye'de. Türkiye'de evrimden geçtiği için işte çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Ondan sonra bunun belli etiketleri var yapılması gereken. Belli herkesin uyması gereken belli kurallar var. Çünkü tamamıyla ortada olan bir şey. Sizce nasıl mücadele etmek lazım? Yani şöyle bakıyorum da kimler ne demiş diye. Bir izleyicimiz diyor ki Mehmet Bey, sıradan insanların zaten sahte hesabı olmaz. Olsa ne olacak diyor. Böyle bakıyor olaya. Bir başka şekilde fake accountlardan müzdaripseniz Twitter kullanıcılarının adına sahte hesap açın. O zaman kontrolü sağlarsınız gibi farklı bir açıdan bakmış olayı bir ileri. Biraz önce söylediğiniz gibi tamamıyla bence bir süreç. Bu süreçte insanların sosyal medyadan ne beklediği, bunu nasıl kullanacağı bir şekilde kendi kendine gelişen bir konu. Dediğiniz gibi belli kullanım kriterleri getirmek lazım ama bunu getirirken de çok fazla şey yapmamak lazım. Çok fazla bunu kapatmamak lazım. Oldukça şey bir konu, oldukça önemli bir konu. İzleyeceğiz. İzleyeceğiz, peki. Sizin var mı böyle bir sahte hesap adınız? Benim bildiğim bir tane var galiba. Ama ben günde yaklaşık bana 350-400 tane e-mail geliyor. Çalışma tonu, ondan sonra şu derken açıkçası sosyal medyada çok fazla zaman geçiremiyorum. Ara sıra yani sosyal medyayı daha çok haber okumakta kullanıyorum. Facebook'a girmeyeli bayağı uzun bir zaman oldu. Tamamıyla dediğim gibi dönem dönem, bazı dönemlerde çok kullanıyorsunuz, bazı dönemlerde daha az kullanıyorsunuz. Tamamıyla şeyle alakalı, o andaki yoğunlukla alakalı gördüğüm peki, kadarıyla. Peki, işle bağlantılı kullanmıyorsunuz, onun sonucunu da anlıyoruz. Şimdi aslında son bir dakikamız içerisindeyken dünyada bir değişim olduğunu gördük ve değişim nezdinde de özellikle Microsoft'un dünyada tablet bilgisayarda indirime gittiği haberini gördük geçtiğimiz haftalarda. Ben de hemen merak ettim, acaba içeriye yansır mı bu fiyat indirimi diye, o ürün Türkiye'de var mı? Bu bizim Surface diye çıkardığımız bir ürünümüz var. Surface'ın da iki tane çeşidi var. Bir Intel bazlı olanı, bir ARM bazlı olanı. Bu Microsoft'un yeni çıkardığı kendi cihazı. Ondan sonra bunun ARM bazlı olanında belli bir fiyat indirimine gitti geçenlerde Microsoft. Bunun öğrenciler için olanını, fiyatını indirdi. Bu bizim çok yeni çıkardığımız bir ürün ve oldukça da şey yapan, rağbet gören bir ürün. Burada satışları arttırmak için piyasada böyle bir fiyat indirimine gittiler. Bu ürünü daha Türkiye'ye getirmedik. Türkiye'ye getirmek için şu anda analiz yapıyoruz. Getirelim mi, getirmeyelim mi diye. Yakın zamanda getirirsek Türkiye'de zaten indirimli fiyatlar olacak. Peki artık fiyat üzerine mi döndü rekabet? Yani burada aslında çok ciddi anlamda tabletlerin piyasaya girdiğini görüyoruz. Bizim biliyorsunuz Microsoft olarak çok büyük bir iş ortağı şeyimiz var. Ekosistemimiz var. Burada HP'sinden tutun Dell'ine kadar Türkiye'de Casper, Expert, Arçelik, Vestel gibi bir sürü Türk iş ortağında geliştirdiği tabletler var. Bu tabletler piyasaya girdikçe değişik fiyat birimlerinde değişik cihazlar girecekler. Yani bugün 8 inçten tutun da 10 inçe kadar olanı, yok işte tableti şeye koyduğunuzda ne derler, keyboard'un üzerine koyduğunda beraber çalışan metodlarından tutun da binlerce değişik cihaz geliyor piyasaya. Bunlar değişik fiyatlarda gelecekler. Bu kadar fazla cihaz olması çok fazla seçenek veriyor son tüketiciye. Onun için burada bayağı güzel büyüyen bir pazar görüyoruz. Rekabetin arttığı, rekabetin arttığı. Fiyat olarak olumlu yansıdı. Yani fiyat olarak dediğiniz, yani dediğim gibi nerede neyi almak istiyorsanız her fiyat biriminde bulabileceğiniz bir şey çıkıyor. Eğer 100 dolar harcamak istiyorsanız bir şey buluyorsunuz. 600 dolar, 700 dolar harcadığınızda daha farklı bir şey alıyorsunuz. O tamamen sizin
o cihazı nerede, nasıl, ne amaçla kullanacağınızla alakalı. Orada dediğim gibi çok fazla çeşitlilik olması son tüket için çok güzel bir şey. Teşekkürler. Ben teşekkür Microsoft ederim. Türkiye çok sağ olun. Uzman katılımımız için farklı farklı cephelerden nasıl değişimler var, bunların yanıtlarını bize verdiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, dediğimiz gibi adınıza açılmış bir sahte hesabınız var mı? Sosyal medyada gerek Facebook olsun, Twitter olsun, bununla ilgili nasıl bir mücadele verdiniz ya da veriyorsunuz? Bizimle paylaşın. Az sonra haberlerle karşınızdayım.